Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba. Bugün 9 Ocak Perşembe, saatlerimizse 13'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan bütün gelişmeleri bu ekranda görebileceksiniz. Günün öne çıkan başlıklarına bir göz atalım. Ardından detaylarını sizlere aktaracağız. Evet, yine ne yazık ki yüreklerimiz yandı sevgili izleyenler. 4 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasından duyurdu. Arkada da görüyorsunuz şehitlerimizi: Sinan Köse, Erol Yanık, Halil Karakoç ve Fatih Akbulut. Ne yazık ki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü yapıldığı sırada teröristlerin düzenlediği bombalı araç saldırısında şehit oldular. Bakacağız gelişmelere o konuyla ilgili. Evet, ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki o gerilim. İşte bir İran misilleme yapmıştı. O misillemenin ardından da ABD Başkanı Donald Trump ne söyleyecek merak konusuydu. Diğer liderlerden de elbette açıklamalar geldi. Acaba Trump'ın açıklamaları tansiyonu düşürdü mü? O açıklamalar ne ve nasıl yansıyacak? Birazdan bakacağız efendim. Kanal İstanbul konusu uzun zamandır konuşuluyor ve tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, isteseniz de istemeseniz de bu proje olacak diyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayır, olmamalı, İstanbul için olmamalı. Bizim için bu konu siyasi değil, hayati bir mesele. Ya kanal ya İstanbul, açıklamalarını dün akşam katıldığı televizyon programında da sürdürdü. Gelişmelere bakacağız. Hemen başlayalım efendim. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü yapılıyordu. İşte o sırada teröristlerin düzenlediği saldırıda 4 askerimiz şehit oldu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde kontrol noktasında teröristler tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit oldu. Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyünde kontrol noktasına teröristler bombalı yüklü araçla saldırı düzenledi. Patlamanın ardından Türkiye'den bölgeye ambulans gönderildi. Şehit olan askerlerin cenazeleri bölgeden alınarak Türkiye'ye getirildi. ...25 yaşındaki piyade uzman onbaşı Halil Karakoç'un acı haberi memleketi Mersin'deki baba evine ulaştı. Şehidin Toroslar ilçesindeki evine giden askeri heyet acı haberi şehidin anne ve babasına verdi. Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Saldırıda şehit olan İstikam Assubay Üstçavuş Sinan Köse'nin acı haberi de memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Bir şehit ateşi de Gaziantep'e düştü. Saldırıda şehit olan 26 yaşındaki uzman çavuş Erol Yanık'ın acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı. Baba Mustafa Yanık'la anne Halise Yanık, oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden öğrendi. Şehit Erol Yanık'ın cenazesinin ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtiliyor. Evet, 4 şehit için Şanlıurfa'da bir tören de düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi. Bu bilgiyi de paylaşalım. Devam edelim hemen diğer gelişmelerle. Evet, Beyoğlu'nda bir bina tadilat halindeyken çöktü. Uzmanlarsa İstanbul'da günlerdir devam eden yağışların binanın çökmesine bir etken olabileceğini söylüyor. İşte o çöken binanın görüntüleri şu an ekranda. Olay sonrası binanın olduğu yere çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda ise binanın çevresinde bulunan iki binanın yıkılma tehlikesi olduğu tespit edildi. Ayrıca tedbir amaçlı olarak binanın çevresindeki tüm evlerde boşaltılmış durumda. Yaralanansa olmadı, ekipler çalışmalarına o noktada devam ediyor. İstanbul'da yine geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda aslında oluşan çatlaklıklar ve çökmek üzere olan binalar da olmuştu. Ancak yağışların etkili olduğunu bu defa uzmanlar söylüyor Beyoğlu'ndaki bina çökmesinde.
Evet, bu çöken binanın hemen yanında sevgili izleyenler bir otel bulunuyor ve o otelin genel müdürü Sayın Volkan Çakar şimdi hattımızda. Sayın Çakar, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese geçmiş olsun diyelim. Hem evet, sizlere evet, çünkü çok yakın olsun. Noktadasınız. Herhangi bir can kaybı olmadı. Böyle bir şeyin olmadığı çok sevindirici. Hepimize geçmiş olsun. Evet. Yaralı ve ne mutlu ki kaybımız yok sizin de belirttiğiniz gibi. Ancak siz hemen yanındasınız çöken binanın. Tanıklık ettiniz mi? Neler yaşandı orada? Nasıl gelişti olay? Aktarabilir misiniz bize? Tabii ki aktarabilirim. Bu bina Ermeni vatanına ait bir bina. Yaklaşık bundan bir 4-5 ay önce biz ilgili makamlara bildirdik. Bu 5.8'den önce bildirdik. Ondan sonra küçük bir hareket oldu. O dönemde tekrar bildirdik. Yazılı bildirdik, telefonla bildirdik. İlgili belediye, Beyoğlu Belediye Başkanlığı bununla ilgili geldi. Binayı mühürledi. Ancak vakfa ulaşamadılar. Vakıf tarafından bir önlem alınamadı. Gelinen nokta sonki bu işte doğal fırtınadır bilmem nedir. Bunlardan dolayı biraz daha hareketlendi. Yanında da bir küçük bir inşaatın titreşiminden dolayı sabah böyle bir yıkım yaşadık. Allah'tan herhangi bir can kaybı olmayışı çok sevindirici bir durum oldu. Bundan dolayı çok böyle şeyiz. Yani dinleme yaptılar. Sayın Valimiz burada, ilçe kaymakamımız burada, hepsi burada. Bir sorunumuz olmadı ancak işte maddi hasarımız var. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Otelimizin yan tarafında maddi hasarımız olmuştur. Evet. Önceden bunu yetkililere bildirdik. Dilekçeyle bildirdik, yazıyla bildirdik. Beyoğlu Belediyesi ancak buranın demir profille ve saçlarla kapatarak bir önlem aldırdı ilgili vakfa. Onun dışında bir herhangi bir önlem alınmadı. Ne kadar süre işte, önce aramıştınız orayı efendim? 5 ay önce. 5 ay önce. 9. ayda dilekçem var. Evet. 9. ayda dilekçem var. 5 ay önce de telefonla zabıtayı çağırdık. Yani o kadar ilginç ki orada yazın bu binanın yıkılışı da aslında şöyle havanın soğuk oluşuyla büyük bir can kaybının önüne geçti. Akşam olmayışı büyük bir can kaybı olabilirdi. Bunların hepsinin önüne geçti sabah yani sabah saatlerinde evet. Olması. Çünkü orası yoğun bir cadde, Asmanlı'nın devamı, akşam hafta sonları eğlence merkezlerinin olduğu yer. Çünkü oradan akın akın insanlar geçiyordu. Akşam olsaydı çok bir felaketle karşı karşıya kalabilirdi. Daha büyük, daha vahim bir durumla karşı karşıya kalınabilirdi. Şimdi evet, iki binada evet, boşaltıldı evet. Oraya yakın iki binada evet, boşaltıldı. Evet. Peki o binalar evet. içinde daha önceden bir dilekçe verilmiş miydi? İşte bu binalarda hasar var ya da çok sağlam değil tarzında? O binayla ilgili mi? Bizim dışımızda kimin verdiğini bilmiyorum. Ama biz bu şeyle ilgili ilgilendik. Evet. Durum bundan evet. ibarettir. Evet Sayın Çakar, çok teşekkür ediyorum değerli ben katılımınız için. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, Beyoğlu'nda bir bina çöktü dedik ve hemen onun yanında bir otel vardı. O otelin genel müdürü Sayın Volkan Çakar, görgü tanığıydı kendisi ve anlattı. Daha akşam saatlerinde eğer olsaydı daha vahim bir tablo olabilirdi. Ancak 5 ay öncesinden o binayla ilgili bilgiler verilmişti ancak herhangi bir adım atılmadı dedi. Devam edelim şimdi hemen sevgili izleyenler. Dünün en önemli başlıklarından biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD-İran kriziyle ilgili ne diyecek? İşte bu merak konusuydu. İki lider bir araya geldiler ve İran'la ilgili söyledikleri. Savaş tamtanlarının çaldığı bu kritik süreçte de diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. İki lider ABD-İran arasında tırmanan gerilimin gölgesinde kameraların karşısına geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD-İran krizine pek değinmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan endişesini net sözlerle ifade etti. Çatışmalar sebebiyle zaten bitap düştü. Farklı güçler arasında sürdürülen vekalet savaşlarının bedelini maalesef Irak'tan Suriye'ye kadar milyonlarca masum kardeşimiz ödedi. İslam medeniyetinin kadim şehirleri birer enkaza dönüştü. Bu tablodan da
en fazla bölgeyle ilgili hesabı olan dış güçler faydalandı. Coğrafyamızda artık yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmamıştır. Hiç kimsenin sadece kendi çıkarları uğruna Irak başta olmak üzere tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD-İran kriziyle ilgili ne diyeceği merak konusuydu. Yaklaşık 2 saat süren zirve sonrası iki lider, Türk Akım açılış töreninde kameraların karşısına geçti. Liderlerin ajandasındaki en önemli gündem maddelerinden biri de kuşkusuz Libya'ydı. Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz, asla da olmadık. Doğu Akdeniz'de süren hidrokarbon arama faaliyetlerimizin tek amacı ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaktır. Doğu Akdeniz'de ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata geçme şansı yoktur. Erdoğan, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere seslendi. Gelin tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış Akdeniz'i çatışma değil, işbirliği sahasına dönüştürelim. Muhataplarımızdan beklentimiz, Türkiye'nin uzattığı bu samimi işbirliği elini geri çevirmemelidir. Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz geriliminden sonra sözü başka bir gerilim noktasına getirdi. İran-ABD krizine. Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Irak zaten sıkıntılı olan istikrarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Son bir haftadır bölgedeki ülkelerle telefon trafiği içinde olduğunu belirten Erdoğan, diplomasi trafiğinin devam edeceğini söyledi. Tüm taraflarla konuşabilen bir ülke olarak diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir şekilde devam ettireceğiz. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz. Putin ve Erdoğan, Türk Akım açılışından sonra tekrar bir araya geldi. İkinci görüşme yarım saat sürdü. Evet, İran başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı elçiliklerin bulunduğu yüksek güvenlikli yeşil bölgeye 3 Katyuşa füzesi atıldı. Füze saldırısı sırasında yeşil bölgeden siren sesleri duyuldu. Irak askeri birimleri ilk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi. Atılan 3 füzeden en az birinin ABD Büyükelçiliği'nin 100 metre yakınına düştüğü belirtildi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimi, yansımalarını ve Orta Doğu'daki son durumu konuşacağız. Şimdi hemen Ankara stüdyomuza uzanacağız. Karşımızda Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Sayın İsmail Hakkı Pekin var. Sayın Pekin, merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında aslında uzun süredir anlaşmazlıklar oluyordu. Ancak son zamanlarda ayyuka çıkmış evet. durumdaydı ve tehditler artık birbirini izliyordu. Ve Amerika Birleşik Devletleri Kasım Süleymani'yi öldürdü ve ardından da İran'ın ne yapacağı, nasıl bir adım atacağı merak konusuydu. Bir karşılık verir mi derken dün de o sıcak bilgileri hemen ekrana taşıdık. Bir misilleme geldi ve Irak'taki hava üssüne bir üsse saldırı gerçekleştirildi. ABD evet. ve İran arasındaki ilk genel olarak genel bir soru soracağım ama bu gerilim nasıl başladı ve İran'ın bu hamlesi beklenen bir hamle miydi hem de zamanlama olarak? Önce şöyle söyleyeyim. Tabii Kasım Süleymani'den evvel de, Kasım Süleymani'nin öldürmesinden evvel de biliyorsunuz Amerika İranlıların ya da Haçlı Şabi unsurlarının Kerkük'te bir Amerikalı kontraktörü öldürmesi, yani müteahhit öldürmesi konusu gündeme geldi. Mütakiben de Amerikalılar bunun şey için 5 hedefe, İran ve Suriye'deki hedefe ilk defa kendileri doğrudan taarruzda bulundular. Ve arkasından çok sayıda olay başladı Irak'ta. Hatta Irak'ta, Bağdat'ta
Amerikan Büyükelçiliğini basmaya, hatta güvenlik koridorunu ele geçirdiler falan, basmaya kalktılar. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri arkasından, bu işin arkasından Kasım Süleymani'yi öldürdü, suikastle öldürdü ve arkasından da İran bir buna karşı bir cevap verme, intikam alma gibi bir şeye girdi ve sonuçta Irak'taki iki hava üssüne, birisi Esad hava üssü ki El Anbar bölgesinde, diğeri de yukarıda Erbil bölgesinde iki hava üssüne 16 şey attı toplam, bugün Amerika'nın verdiği şeye göre, cevaba göre 16 roket attı, füze attı, 500 km menzilli füzeler. Fakat Amerikalıların ifadesine göre evet hasar var birkaç yerde ama önceden ikaz sistemlerimiz çalıştığı için yaralığımız ve ölümümüz yok diyor diğerleri. Üstünde de, El Anbar'daki üstte de Amerikalı personel yok diye cevap verdiler ama İran bunun karşılığında 80 Amerikalıların öldürüldüğünü belirtti. Tabii böyle bir şey içerisinde ve sonuçta hem yeni lider Hamene'ye konuştu, hem de mütakiben dün 19.30'da kadar Türkiye saatiyle Trump konuştu. Trump konuşmasında hem İran'ı bir şekilde tehdit eder gibi konuştu. Yani havuç sopa şeyi gösterdi. Hem de bazı yerlerde tansiyon düşürücü açıklamalar yaptı. Birleşmiş Milletler'e de yazı yazmak suretiyle, İran'a mektup göndermek suretiyle İran'la görüşmeye hazır olduklarını belirtti. Yine iki tarafta savaşı tırmandırmayacaklarını ve bu işin bittiğini söyledi karşı tarafta. Tabii bu arada Trump'ın konuşmasında önemli birkaç hususu vardı. Bunlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler'i göreve çağırdı. Evet. Yani Birleşmiş Milletler'i göreve çağırdı. İkincisi NATO'yu bölgede daha çok sorumluluk almaya çağırdı. Bir de bizim petrole ihtiyacımız yok ama petrole ihtiyacı olan Çin, Japonya ve diğer ülkeler var. Onları da çağırdı. İran'ı masaya oturtması için çağırdı. Bir de biliyorsunuz 5+1 nükleer anlaşmayı yapan ülkelere, biz nükleer anlaşmadan çekildik, siz de çekilin diye söyledi Avrupa ülkelere ve böylece İran'ı masaya rahatça oturtabileceği şeklinde bir şeyde bulundu. Bu arada askeri seçeneği daha sonraki ikinci, üçüncü plana attıklarını, bundan sonra eğer böyle devam ederse biraz daha ekonomik yaptırımlara ağırlık vereceklerini belirtti ve bu iş bu şekilde şu anda sükunete ermiş görünüyor diye değerlendiriyorum. Evet, İran'ın hamlesi de aslında konuşuldu. Yani neden acaba Irak'taki üssü tercih etti denildi. Sanki Amerika Birleşik Devletleri'ne çok da ABD'ye dokunmak istemiyoruz ancak halkımıza karşı da bir sorumluluğumuz var ve Süleymaniye'nin bir hatırası var. Yorumu da çok yapıldı. Siz buna katılıyor musunuz? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de katılıyorum tabii. Evet, bir de Başkan Trump ilk olarak her şey iyi, her şey yolunda açıklamasını yaptı. Aslında tansiyonu düşürücü bir konuşma yapacağı belliydi. Yaptırımları yine hedef alıyor ancak Başkan Trump'ı biz böyle biraz da olarak biliyoruz değil mi Sayın Pekin? Yani bir anda karar değiştirebilen ve görüşlerinde değişiklik olabilen biri. Yine İran'a karşı bir adım attığında şu an sizin değerlendirmenizle sükunet içerisinde geçen o ikili ilişki tansiyonu yeniden yükseltir mi? Yükseltebilir tabii ama orada en önemli konulardan bir tanesi de İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini açık ve net şekilde belirtti. Yani bunu söyledi. Bu tabii askeri seçeneğin hep geri planda olacağını, askeri seçeneğin bundan sonra kullanılmayacağı anlamına gelmez. Aslında iki tarafta savaş yorgunu. Yani vekalet savaşı devam ediyor. Iraklılar da savaş yorgunu ve artık insanlar bıkmış vaziyette. Hem zaten Irak'ta
hükümet yani fail devlet şeklinde yani başarısız devlet şeklinde ne insanların güvenliğini sağlıyor ne de insanlara yeteri kadar görev yani şey verip iş sahası sağlıyor, iş olanağı sağlıyor. Dolayısıyla İran, Irak bu bakımdan çok tehlikeli bir durumda. Eğer bir başka konu daha söyleyeyim, Trump'ın bu kadar böyle şey davranması nedeninden bir tanesi de İran biliyorsunuz Haçlı Şabi vasıtası, diğer örgütler vasıtasıyla bölgeye hakim. Evet. İran'ın bir şekilde birdenbire bölgeden düşürülmesi ya da bölgeden soyutlanması bölgede çok büyük bir güç boşluğu meydana getirir ve o güç boşluğu ya şeyler tarafından doldurulur, bu teröristler tarafından yani DAEŞ veyahut da işte IŞİD veyahut da El-Kaide türevi teröristler tarafından doldurulur. O da bölgede yeni bir terör dalgasının ortaya çıkmasına neden olur. Onun için bu konuda daha dikkatli davranmak durumdalar. Yani bir güç boşluğu yaratmamak durumdalar ki onu sağlamaya çalıştılar ve yine işte yaptığı işlerle de yani sadece sözle değil ama yapmış olduğu faaliyetlerle de gönderdiği Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupla da İran'ı masaya davet etmesi bu tansiyonu düşürdü. İran'ın da yani 16 füzeyle sadece karşılık vermesi ve bu füzeleri ateşlemeden evvel zaten füzeler 500 kilometre menzilli Fatih 313 füzeleri diye geçiyor. Bunları ateşlemeden evvel Irak'a bilgi vermesi, yani nerelere ne yapacakları şeklinde. Bu hem Amerikalılara ikaz, hem de Amerikalıların zaten o bölgede belli radarları var. Onlar vasıtasıyla ikaz sistemi, ikaz almak suretiyle işte personeli sığınaklara sokmuşlar. Dolayısıyla bu konu iki tarafın kamuoyunu ikna etmeye yönelik bir faaliyette bitmiş oldu. Ama bunun tortuları kaldı. Maalesef tabii bundan sonra Irak'ta ne olur ona bakmamız lazım. Irak'ta Süleymani'nin yaratmış olduğu o bir takım bağlar var, network var. O network'ün tam olarak kullanılacağını değerlendirmiyorum. Çünkü onun yerine geçen İsmail Kani genelde Pakistan Afganistan'dan sorumlu birisi. Bölgeyi çok iyi bilmiyor. Özellikle Orta Doğu bölgesini. Aynı network'i kullanabilir mi? Kullanmak yeteneği olur mu? Bunu zaman gösterecek. Tabii çok tecrübeli olan birisinin bir 300 generalin öldürülmesinin şeyin dışında yani görünür ajandanın dışında başka bir gizli bir şey var mı, amacı var mı ona bakmak lazım. Yani tamam bölgede terörü birçok ülke yerde şey yapıyordu, organize ediyordu faaliyetleri. Yani Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Yemen'de, ondan sonra Lübnan'da birçok yerde faaliyetleri şey yapıyordu, organize ediyordu. Böyle birisi kaldırıldı ama bence bunun örtülü amaçlarından birisi de suikast yapmak suretiyle Kasım Süleymani'ye şu anda Şahin kanadının daha da güçlenmesini sağlamak ve böylece reformcuların değil, muhafazakarların iktidara gelmesini sağlamak. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde seçim var galiba 21 Ocak olması lazım yanlış hatırlamıyorsam bir seçim var ondan sonraki senede yani yerel seçim var ondan sonra da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var parlamento seçimleri var böyle baktığımız zaman muhafazakar kanadın iktidara gelmesi işleri İran halkını daha da yaşamı zorlaştırır ve o şu anda görmüş olduğumuz İran'daki konsolidasyon yani şeyin etrafında rejim etrafında kilitlenme konusu yani bir hafta 10 gün sonra dağılacaktır çünkü ekonomik sıkıntıları var halkın çok önemli çok değişik sıkıntıları var doların artması 3 misli 4 misli ekonomik sıkıntılar benzin fiyatlarının artması bunların hepsi zor durum. Bir de muhafazakarlar gelirse iktidara bu Amerika'nın hesabına göre bu karışıkların daha da artacağı ve bir çözülmenin
başlayacağı şeklinde bir değerlendirmeleri olabilir Amerikalıların. Yani bu Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin gizli amaçlarından birisi de bu bu olabilir diye değerlendiriyorum. Bize geldiğimiz zaman, yani bir günümüze geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. Büyük ihtimalle Irak parlamentosunun aldığı bir karar var, onayladığı. Diyor ki bütün herkes çıksın bölgeden, yabancılar çıksın. Yabancılar çıktığı zaman bölgeden Irak'ta iyice karmaşa hakim olur. Bir defa bunu söylememiz lazım. İkincisi, bu Irak'ın bölünmesi neden olabilir. Yani Şii, Sünni ve Şevak. Zaten şu anda dikkat ederseniz Amerikalıların Erbil'de bir üssü var. Oradaki bölgesel Kürt yönetiminin kontrolünde orası. El Anbar bölgesinde bir üssü var. O bölgede Şiiler var, düzeltiyorum, Sünniler var. Bir de işte Bağdat, Bağdat'ın bir kısmıyla Basra tarafında, güneyde Şiiler var. Ülke üçe bölünme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu bize önümüzdeki günlerde terör faaliyeti olarak yansır. Yani PYD, PKK terörü ve biraz evvel söylediğim DAEŞ, El-Kaide terör örgütü türevleri şeklinde yansır. Bunların zaten Türkiye'de hücreleri de var. Ama evet. Bir de bunun içerisinde İdlib'i katarsak, İdlib'deki teröristlerin 40-50 bin civarındaki teröristin bir kısmının Türkiye'ye gelmesi durumunda Türkiye'nin hem içeride hem de Suriye ve Irak'ta terörle uğraşacağını, terörle karşı karşıya kalacağını söyleyebilirim. Evet, Türkiye'nin tavrı da çok önemliydi. Dün de aslında tam Başkan Trump'ın açıklama yapmasına yakın saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin bir görüşme gerçekleştirdi. Acaba iki lider ne diyecek diye merak ettik. Çünkü iki liderin de, iki ülkenin de Orta Doğu'da için hani söyleyecekleri cümleler çok önemliydi. Ancak beklenilen derecede bir açıklama yapıldı mı sizce? Yani çok fazla üzerinde duruldu mu bu konunun? Ve Türkiye Orta Doğu'da herhangi bir karışıklık olursa, yani Türkiye'nin tavrına baktığımızda Orta Doğu'yu nasıl etkiler? Yani şöyle söyleyeyim, tabii dünkü olay aslında bence daha evvelden de çok ılımlı bir, itidarlı bir açıklama yaptı Türkiye Dışişleri Bakanlığı vazifesinde bu olay olduğunu, Kasım Süleymani öldürüldüğü zaman. Dün yapılan açıklamalar da yani böyle çok iddialı olmamış. Çünkü iddialı olmaması lazım. Arabuluculuk yaptığınız zaman işler daha fazla karışabilir. Onun için Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuk değil ama İran ve Amerika konusunda işte iki taraflara itidal tavsiye etmesi, gitmesi, mesela Çavuşoğlu'nun Irak'a gidip konuşması, ne bileyim daha sonra İran'a gidip konuşması, işte Zarif'le, yani Dışişleri Bakanı'yla telefonla görüşmesi dahil olmak üzere bütün bunlar uygun davranışlar. Yani çok daha fazla bir şey beklememek lazım. Çünkü iki egemen ülkeye bu şekilde farklı davranırsanız o zaman işler daha geri tepebilir ve sizin caydırıcılığınız, sizin ikna edici özelliğiniz ortadan kalkar. Bu bakımdan Türkiye bence doğrusunu yapıyor. Rusya da doğrusunu yapıyor, değerlendiriyorum. Yani Orta Doğu konusunda tabii. İki konu, yani onların açıklamasında iki konu daha vardı. Bunlardan bir tanesi İdlib konusuydu. İdlib konusunda daha evvel yapılan protokollere, daha evvel yapılan mutabakatlara sadık kalınacağı söylendi ama İdlib konusunda şöyle bir sıkıntı var. Buna rağmen o bölgedeki taarruzun devam edeceğini değerlendiriyorum. Çünkü bu M4 ve M5 karayollarının, yani Halep'ten gelip, yani Irak'tan Halep'e, Halep'ten Seregayip bölgesine ve oradan da İdlib'in Cisenşugur bölgesinden Laskiye'ye ve şeye giden, Şam'a giden o M4 ve M5 yollarının açık bulundurulması ve bunların güvenliği sağlanması gerekiyor ki o takdirde rejim hem bölgeye hakim olabilsin, ülkesine, hem de ticarete hakim olabilsin, ticaret yapabilsin. Bu konudaki ben meceleni değerlendiriyorum o bölgeyle ilgili, yollar açılıncaya kadar. Ama İdlib konusunda, düzeltiyorum, Libya konusunda aldıkları karar bence çok iyi bir karar. Yani hem arabulucu olarak hem de olarak, ateşkes kararı olarak. Tabii ateşkes kararı aldığınız zaman iki şey olabilir. Bunlar bir taraf, yani iki taraf da savaştan yorulmuştur. Ya da bir taraf
daha güçlüdür, diğer taraf daha zayıftır. Zayıf tarafın ezilmesini engellemek için ateşkes kararı alırsınız ki zayıf tarafı daha sonra bir süre sonra yeterli hale getirebilirsiniz. Şu anda tabii bu ateşkes kararı 12 Ocak 00'da yani şey yapacak, yürürlüğe girecek. Evet. Anladığım kadarıyla mutabakat hükümeti, ulusal mutabakat hükümeti bir sorun değil, evet dedi. Karşı taraf biraz taarruzlarını arttırdı. Yani şeyden evvel ne kadar arazi ele geçirebilirsem, ne kadar bölgeyi ele geçirebilirsem o kadar kar diye düşünüyor Halter. Ama yarın galiba Rusya'dan Halter'in bölgesine bir heyet gidecek. Ben Rusya'nın bu konuda, yani diğer ülkelerin olmasa bile Rusya'nın bu konuda etkili olacağını ve Halter'i sınırlayacağını değerlendiriyorum. Evet, Sayın Pekin, o konuya artık giriş yaptık, Libya konusunu ve ateşkes konusunu. Bir VTR'miz evet. var, müsaade ederseniz hemen kısa bir şekilde ona değinelim. Sonrasında sizinle devam edelim. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, sevgili izleyenler, ortak bir basın açıklaması düzenledi. Ve o toplantıda Çavuşoğlu konuştu. İki lider Libya'da 12 Ocak gece yarısı 00:00'da ateşkes sağlanması için çağrı da bulunuyor dedi ve başka açıklamalar da var. Dinleyelim, devam edeceğiz. Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konuları da el almışlardır. İdlib'de ateşkes başta olmak üzere Suriye'deki işbirliğimiz, ABD-İran geriliminin azaltılmasıyla ilgili neler yapabileceğimiz, elbette Irak ve nihayetinde de Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Ocak gece yarısı 00:00'da, yani cumartesi pazara bağlayan gecede Libya'da ateşkesin yapılması için, sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar. Ve ateşkesin sağlanması, kalıcı bir barışın Libya'da tesis edilmesi konusunda hem Rusya ile, ortağımız Rusya ile, hem de Libya'daki tüm taraflarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evet, ekrana taşıdık Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamalarını. Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Sayın İsmail Hakkı Pekin'le değerlendiriyoruz sevgili izleyenler. Sayın Pekin, siz de bahsetmiştiniz ve Sayın Çavuşoğlu'nun açıklamalarını da ekrana taşıdık. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce ateşkes konusuyla ilgili daha farklı bir açıklama yapmıştı. Ancak dün Sayın Putin'le görüştükten sonra bu konuda farklı bir açıklama geldi. Bunu da ek olarak değerlendirirseniz eğer, o görüşmede ne olmuş olabilir ve fikirler değişmiş olabilir? Buyurun efendim. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii Putin şeyin yanında, Hafter'in yanında doğrudan gücü yok ama yani bir herhalde danışman göndermiş ama o Rusya'nın kontrol ettiği ya da işte kontrol etmediği, yani ya da benim haberim yok dediği Wagner diye bir şirket var, askeri şirket. O şirket vasıtasıyla Hafter'i destekliyor, öyle söyleyelim. Dolayısıyla bir araya gelip, ikisi bir araya geldiği zaman Rusya'nın Hafter'daki etkisi ve bölgede neler olabileceği konusunda bence Sayın Cumhurbaşkanı ile anlaşmışlar. Cumhurbaşkanı da pratik birisi, yani pragmatik birisi Sayın Cumhurbaşkanı da. Şeyle ilgili bu konuda Cumhurbaşkanı'nın fikirleri değişmiş olabilir ve ateşkes konusunda şeyle ilgili bu konuda mutabık kalmış olabilir. Hatta arabuluculuk, ikisi de arabuluculuk yapıyorlar. Böyle bir gündem ortaya çıkıyor. Bir başka konu, belki bizim biraz zamana ihtiyacımız var. İşte yavaş yavaş Türkiye'den birlikler gitmeye başladı bölgeye. O zaman içerisinde de denge. Yani önemli olan şudur. Önemli olan anladığım kadarıyla Putin'in de değerlendirdiği, Türkiye'nin de değerlendirdiği şey şu. Önemli olan bir denge sağlanması. Bir tarafın çok zayıf olması, öbür tarafın onun hakimiyetini altına almasıyla bu iş bitmez. Bu iş çok uzun sürer. Halbuki dengenin sağlanması lazım. Denge sağlanırsa artık savaşmaktan bir şey çıkmayacağı anlaşılır. Ve orta olay
masaya sağdan masaya evrilir ve böylece devreye girer, diplomasi devreye girer. Diplomasi devreye girdiği zaman işte siyasetle bu iş halledilmeye çalışılır, bitirilmeye çalışılır. Zaten bu işin silahlı kuvvetlerle halledilmesi mümkün değil. Yani mutlaka silahlı kuvvetler bir yere kadar bu işi yapar. Yani silahlı kuvvetler işte gereken yardım yapacak. Oraya asker de gönderiyoruz. Savaşmak için göndermiyoruz. Yani o bölgedeki insanları teşkilatlandırmak, onlara bir ordu meydana getirmek, karargah meydana getirmek ve onlara silah, tesisat, malzeme göndermek ve bunu eğitmek suretiyle onların Hafter'e karşı koymalarını, Halife Hafter'e karşı koymalarını sağlayacak bir güce ulaşmalarını sağlamak. Türkiye bunu istiyor. Yoksa gidip de orada Hafter güçleriyle veya da ona yardım eden güçlerle savaşma gibi bir niyet yok. Oraya gönderdiği, tabii danışmanların dışında gönderdiği Muharip Birliği'nin amacı oradaki her şeyi tespit, her şeyi dikkate almak durumundayız. Gerektiği zaman oradaki insanların tahliyesi, yani bizim insanlarımızın tahliyesi, gerektiği zaman oradaki insanlarımızın korunması, gerektiği zaman da eğer bize karşı bir taarruz olursa meşru müdafaa yapacaklar. Yani amaçları bu. Yoksa başkaları için başkalarıyla savaşmayacaklar. Yani böyle bir, ya da Libyalılar için orada savaşmayacaklar. Libyalılar kendi savaşını kendisi yapacak. Ulusal Mutabakat Hükümeti kendi savaşını kendisi yapacak. Yani bütün bunların konuşulduğunu değerlendiriyorum bölgede. Onun üzerine Sayın Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı arasında bir anlaşma ortaya çıktığını, bir fikir birliği ortaya çıktığını ve sonuçta da bu açıklamanın yapıldığını ve ateşkesin gündeme geldiğini değerlendiriyorum. Bunu tabii önümüzdeki günlerde çok daha rahat göreceğiz. Rusya'nın Hafter üzerindeki etkisini, eğer Rusya Hafter üzerinde yeteri kadar etkisi varsa büyük ihtimalle Hafter'de ateşkese uyacaktır. Zaman içinde belki ufak tefek tasma olabilir ama ateşkesin olması en azından 3-4 yıldır iç savaşla uğraşan Libya'nın belki biraz rahatlamasına, siyasi çözümlerin daha rahat konuşulmasına, Berlin Konferansı'na hazırlanılmasına ve Berlin Konferansı'ndan uygun bir takım düzenlemelerin çıkmasına neden olabilir. Aksi takdirde bu iş çok uzar. Yani şu anda bile görünen o. Yani en az 8-10 seneden evvel bu işin bitmesi mümkün değil. Yani çünkü iç savaş başladığı zaman bu savaşı durdurabilmek çok zor. Evet. Her seferinde, her çatışmada yeni düşmanlıklar oluyor. Hele Libya gibi 450'den fazla kabilenin olduğu, şeyin olduğu bir yerde, aşiretin olduğu bir yerde, aşiretlerin çok çabuk yer değiştiriyor. Yani işte bakıyorsunuz mesela Sirte ele geçirmişti geçen sefer Hafter tarafından. Sirte'deki aşiretlerin bir kısmı Hafter'in tarafına geçiyor. Yani aşiretler arasında büyük şeyler var, sorunlar var. Osmanlı döneminde de böyleydi. Dolayısıyla o sorunları kullanmak suretiyle rahatlıkla olabilir, sistem değişebilir. Onun için Türkiye'nin tabii aşiretlerle ilgili konuşması da gerekiyor. Özel kuvvetlerimiz gidip bunları ikna edecekler. Türkiye'den gidecek bir takım gruplar oradaki aşiretleri ikna etmek suretiyle aşiretlerin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı olması sağlanacak. Yani yapılabilir mi, yapılmaz mı? Bu çok çetrefilli bir iş, kolay bir iş değil. Çünkü Libya halkı ya da Libya'daki yaşayan aşiretler daha bir ulus olamamış, bir millet olamamış maalesef. Yani olamadığı için de mecburen Gaddafi gibi demir yumruklu birisi tarafından idare edilmek durumunda kalmış. Güçle yani hem askeri güçle hem de parayla, maddi güçle idare edilmek durumunda kalmış. Evet. Böyle bir sıkıntı var o bölgede. Öyle de bir sıkıntı var. Bir de aynı zamanda şimdi konunun birazcık daha başına gelecek olursak eğer Sayın Cumhurbaşkanı Libya eğer böyle bir talepte bulunursa biz askerimizi oraya göndeririz demişti. Ve sonrasında meclisin ilk işi o oldu, açılır açılmaz meclisten de geçti. Sizin söyledikleriniz az önce Libya ile ilgili, o bölgeyle ilgili söyledikleriniz çok önemli. Türk askeri oraya gitmeli mi? Yani orada olması için bir sebebi var mı? Ve risklerden de aslında şunu biraz söyleyeyim. Konuşuyoruz baktığımızda. O iç savaşta... Tabii ki riskli bölge. Evet. Tabii ki riskli bölge. Bir defa bunu söyleyelim. Hesaplı bir riskin alınması lazım. Türkiye uzak bir bölge. 2300 kilometre, 2000
kilometre civarında bir uzaklığı var Türkiye'ye. Oraya gönderdiğimiz askerin lojistiği, takviyesi... Ki özür diliyorum Sayın Pekin, Sayın Cumhurbaşkanı peyderpey evet. gitmeye başladılar da açıklamasını yapmıştı. Doğru. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Evet. Yani böyle bir işte sıkıntısı var. Şimdi askeri niye oraya gönderiyoruz? Şunun için gönderiyoruz. Yani bir mutabakat yaptık şeyle. Biliyorsunuz bize beşli çete diyorum ben. Yani Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Mısır ve Lübnan kendi aralarında anlaşarak Doğu Akdeniz'i parsellediler. Ve buradaki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başladılar. Hatta o çalışmaları büyük devletlerin büyük şirketlerine, Shell gibi, ExxonMobil gibi büyük şirketlerine vermek suretiyle şey yaptılar. Türkiye'yi devre dışı bırakmaya kalktılar. Türkiye karasularına, yani bölgede en çok Akdeniz'de en çok sınırı olan ülke, kıyısı olan ülke Türkiye. Ama Türkiye karasularına ve Antalya Körfezi'ne hapsedilmeye kalktı. Bunun üzerine yapılan diplomatik görüşmelerde başka çare bulamadı. Bir de Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavır atar. Evet, bizim de bu konuda kabahatimiz olabilir. Yani işte dost yaratmada ya da karşılıklı görüşmelerde şeyimiz olabilir, kusurumuz olabilir. O ayrı bir konu ama sonuçta Türkiye'yi tamamen Doğu Akdeniz'den dışladılar. Bunun üzerine Türkiye bir tek çare buldu. Yani aslında bu yeni değil. 2010'dan beri Türkiye bu konuda çalışıyor. İşte sağ olsun Sayın Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı tüm amiralimizin Cihat Yaycı'nın bir hesaplama şekli vardı. Yani diyor ki sadece dikey hesaplama olmaz. Yatay hesaplama da, ufki hesaplama da olması lazım. Onun için bu hesaplamalarla yeniden bir hesaplama yaptı. Deniz yetki sınırlarının belirlenmesi konusunda ve Libya ile komşu olduk. Yani Libya'ya, bizim deniz sularımız Libya'ya kadar gidiyor. Dolayısıyla deniz yetki alanlarının belirlenmesi ortaya çıkınca bu sefer diğer ülkelerin Türkiye'nin haklarını gasp ettiği ortaya çıkınca otomatik olarak diğer ülkeler sıkıntı yaratmaya başladı ve bu mutabakat Türkiye ile Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalandı. Mütakiben de 2012'de imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması biraz daha genişletildi. İşte malzeme yardım vesaire falan gibi şeyler. Ve arkasından da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin o bölgede kalması, tutunması, direnmesi için ona yardım edilmesine karar verildi. Ve bu maksatta işte danışman, eğitmen, askeri tesisat, malzeme, insan savar aracı bir sürü şeyin oraya gönderilmesine karar verildi ve işte biraz evvel sizin söylediğiniz gibi askerlerimiz de peyderpey gitmeye başladı. Oraya giden gönderdiğimiz askerlerin SEK idaresi için işte herhalde bir kor generalimiz de görevlendirilecek. Orada gittiğiniz zaman bir limana ihtiyacınız var. Büyük ihtimalle bir liman, Trablus'ta bir liman bu konuyla ilgili alınacak. Başka hava alanına ihtiyacımız var. Gelen gideni malzemelerin bir kısmı hava yoluyla gelecek ve yine oraya gönderdiğimiz bütün bu danışmanları, eğitmenleri koruyacak bir muharip birliği ihtiyacımız var. Yani savaşmak için değil, oradaki insanları korumak için. Diğerleri de bunları eğitecekler ve teşkilatlandıracaklar. Mütakiben de danışmanlık yaparak bunların Halife Hafter'e karşı veyahut da başka unsurlara karşı savaşmalarını sağlayacaklar. Bu arada biraz evvel yine söylemiştim. Bölgede bulunan kabileler ve aşiretler bir şekilde aşiretlerle konuşularak onların Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne altında savaşmaları, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklemeleri sağlanacak. Yani böyle bir ortamdayız. Tabii risk yok mu? Var. Hesaplı risk var. Her zaman oradaki unsurlarımız muharebeye girebilir. Ateşle karşı karşıya kalabilir. Yani bunları düşünmek durumunda. Ama eğer bir deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda bir anlaşma yaptıysak ve bu anlaşmaya gerçekten hayati önem haiz, yaşamsal önem haiz diye bir önem atfediyorsak ve mecliste bulunan 4 parti, HDP hariç 4 parti bunu onaylamışsa, bu biraz evvel söylediğim mutabakatı, o zaman bu mutabakatın yerine gelmesi için gereken şartları sağlamak üzere oraya asker göndermek
mecburiyetindeyiz. Yani şunu diyemezsiniz. Ben mutabakatı yaptım. Onun için asker burada dursun. Biz sadece şeyle bu işi halledelim. Diplomasiyle halledelim. Diplomasi için arkanızda güç olması lazım. Yani bu güç illa askeri güç değil tabii. Yani ekonomik gücünüzün olması lazım. Teknolojik gücünüzün olması lazım. Kültürel gücünüzün olması lazım. Askeri gücünüzün olması lazım. Yani şimdi ekonomik gücümüz yeterli değil ama askeri gücümüz yeterli. O zaman bir güçle beraber gitmeniz gerekiyor. Yani diplomasinin gerçekten işlevini yapması için sizle görüşürken sizin arkanıza baktığı zaman sizin arkanızda güçlü bir Türkiye'nin yani milli güç unsurları gelişmiş bir Türkiye görmeleri gerekiyor. Onun için söylüyoruz. Yani şu anda en güçlü tarafımız silahlı kuvvetlerimiz diye değerlendiriyorum. Başka birlik beraberliğimiz, demografik yapımız tabii ama ekonomik gücümüzün birdenbire böyle bir yılda, beş ayda, altı ayda birdenbire şahlanması, güçlenmesi mümkün değil. Onun için askeri güç her zaman diplomatik gücün arkasında olması gerekir diye değerlendiriyorum. Sadece diplomatik güçle, diplomasiyle bu işleri halletmemiz mümkün değil. Evet, o da önemli. Kurduğunuz dostluklarla ama dostluklar da bir yere kadar. Yani eğer dostsanız iki ülkeyle bir anlaşma yapmışsanız eğer başka bir ülke, üçüncü ülke devreye girdiği zaman o öbür ülkenin menfaatleri o ülkeyle anlaşmaya gerektiriyorsa siz bir anda dostluktan çıkıyorsunuz zaten. Yani dostluklar yok şeylerde. Onun için sizin güçlü olmanız lazım. Bir şekilde güçlü olmanız lazım. Yani silah sanayinizin güçlü olması lazım. Üretiminizin güçlü olması lazım. Bütün bunlara baktığımızda evet riskler var ama yapmamız gereken bu. Eğer bu imzaladığımız mutabakatı uygulayacaksak ve bu mutabakata imza atan ulusal mutabakat hükümetini ayakta tutacaksak ya da işte en azından şeye kadar masaya oturuncaya kadar masada güçlü hale getirmek istiyorsak bu işi oraya asker göndermek mecburiyetindeyiz. Savaşmak için değil, eğitmek için, danışmanlık için, malzemelerin kullanılması için, bütün bunlar için, lojistik için asker göndermek durumdayız. Bütün gönderdiğimiz askerleri de aynı zamanda korumak için de bir muharip birlik göndermek durumdayız. Muharip birliğin çapı ne olur? Onu Genelkurmay Başkanı hesaplar. Bence bu tezkerenin en önemli, yani bana göre çok muğlak taraflarından bir tanesi, tezkerede net bir siyasi hedef yok. Yani net bir siyasi hedefin belirlenmesi lazım. O net siyasi hedefi ortaya koyacaksınız ki askerler, Genelkurmay Başkanlığı size o siyasi hedefi ele geçirmek için hangi askeri hedefin ele geçirilmesi gerektiğini söyleyebilsinler. Çünkü o zaman da askeri hedefle birlikte askeri hedefin ele geçirilmesi için de gereken silah, tesisat, malzeme ve askerin, gücün ortaya konması gerekiyor. Ve bunun başlangıçtan itibaren sağlanması gerekiyor. Yani bu konular hep biraz muğlak bırakılmış. Evet. Ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na, yani şumulü, hududu, kuvveti Cumhurbaşkanı'na bırakılmış. Kuvvetlerin nasıl kullanacağı Cumhurbaşkanı yetkisine bırakılmış. Bunların büyüklüğü Sayın Cumhurbaşkanı yetkisine bırakılmış. Bunlar belki tenkit edilebilir. Bunlar görüşebilir. Bunlar sınırlandırılabilir. Sınırlandırabilir diye değerlendiriyorum. Bunun dışında yapılan işlemin doğru olduğunu, oraya asker göndermenin doğru olduğunu benim açımdan asker olarak değerlendiriyorum. Evet, peki son 2-3 dakikamız, bir sorum daha var size Sayın Pekin. Rusya lideri Putin Türkiye'ye gelmeden önce Şam'ı ziyaret etti. Orada Esad'la birlikte Emevi Camisi'ne gitti hatta. Hemen Türkiye ziyareti öncesinde olması tabii biraz tartışma konusu oldu. Türkiye'ye bir mesaj mı vermek istedi sorularını da akıllara getirdi. Nasıl yorumlarsınız efendim? Yani şöyle söyleyeyim, sadece yani hem Esad'la görüştü, Şam'a gitti, hem de ondan evvel Halife Haftar'la görüştü. Yani Türkiye'ye gelmeden iki konu, hem Libya konusunda hem de Suriye konusunda bilgi aldı ve Türkiye'ye de mesaj verdi. Yani özellikle Suriye konusunda Esad'ı meşru lider olarak gördüğünü
söyledi. Meşru olarak, yani söylemesine gerek yok. Yaptığı işler Esad'ın meşru lider olduğunu bir defa da herkese gösterdi. Kendisine onu kabul ettiğini gösterdi. Onun dışında bu gitmeyle bölgede şeyin, rejimin, Esad'ın kendi bölgesine hakim olmasını, sınırlarına hakim olmasını, kendi gücüyle bölgeyi kontrol etmesi konusunda Türkiye'de mesaj verdi. Yani bu konu şöyle bir şey. Evet, Türkiye Esad'ı bir şey olarak, konuşacak bir partner olarak görmüyor. Yani ama şey, Esad'ı konuşacak bir partner olarak ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bir şey olarak, meşru devlet başkanı olarak gördüğünü bir defa daha söyledi. Yani bu bize de, siz de bunu böyle görmeniz ve konuşmanız lazım gibi bir mesaj olduğunu değerlendiriyorum. Evet, pekala. Sayın Pekin, çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Çok sağ olun. Estağfurullah efendim. Evet, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Sayın İsmail Hakkı Pekin karşımızdaydı. Ankara stüdyosundaydı kendisi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan o gerilimin aslında biraz daha öncesini bizlere anlattı. Ve son gerilen noktayı da değerlendirdi kendisi. Birazcık daha tansiyonun düşeceği görüşünde Sayın Pekin. Yine aynı zamanda İran'ın yanıtının ne olacağı da merak konusuydu. Bir misilleme yapıldı. Dün de yine yayınımıza büyükelçiler katılmıştı ve İran sanki ABD'ye çok fazla bir şey yapmak istemedi. Sadece Süleymani'nin intikamını almak için ve halka karşı bir sorumlulukları vardı elbette ve bu yüzden aslında bir tavır sergilemiş oldu demişlerdi. Yine aynı düşüncedeydi Sayın Pekin'de. Libya'daki konu çok önemliydi sevgili izleyenler ve şu anda peyderpey askerler gidiyor biliyorsunuz, bu konuyu da değerlendirdi. Orada elbette riskler var dedi ve o bölgeyi de bizlere anlatmış oldu diyelim Sayın Pekin'e tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz, ancak ayrılmayın, saat başında gün izinin ikinci saat diliminde gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Dünyada yaşananlar gerçekten öyle mi programında ele alınacak. İktisattan siyasete, tarihten dış politikaya, herkesin merak ettiklerini Profesör Doktor Ahmet Haşim Köse ve Profesör Doktor İlhan Uzgel konuklarıyla konuşacak, yanıt arayacak. Gerçekten öyle mi? Her pazar saat 11'de KRT'de. Farklı konuklarımızla dünya ve Türkiye gündemini tartışmak için birlikteyiz. Tekrar merhaba. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gün izinin ikinci saat diliminde gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz efendim. Evet, acı bir haberle açacağız yine. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü yapılıyordu ve o sırada teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında 4 askerimiz şehit oldu ve o askerlerimizin fotoğrafları, isimlerini hemen tekrardan seslendirelim. Sinan Köse, istihkam astsubay çavuştu kendisi. Erol Yanık, istihkam uzman çavuş. Halil Karakoç, piyade uzman onbaşı. Fatih Akbuluk, piyade uzman onbaşı. Evet, ne yazık ki artık aramızda değiller. 4 şehidimiz var. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde kontrol noktasında teröristler tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit oldu. Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan Kırsal Arbani köyünde kontrol noktasına teröristler bombalı yüklü araçla saldırı düzenledi. Patlamanın ardından Türkiye'den bölgeye ambulans gönderildi. Şehit olan askerlerin cenazeleri bölgeden alınarak Türkiye'ye getirildi. (Gülüyor) 25 yaşındaki piyade uzman onbaşı Halil Karakoç'un acı haberi memleketi Mersin'deki baba evine ulaştı. Şehidin Toroslar ilçesindeki evine giden askeri heyet acı haberi şehidin anne ve babasına verdi.
Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Saldırıda şehit olan İstikam Assubay Üstçavuş Sinan Köse'nin acı haberi de memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Bir şehit ateşi de Gaziantep'e düştü. Saldırıda şehit olan 26 yaşındaki uzman çavuş Erol Yanık'ın acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı. Baba Mustafa Yanık'la anne Halise Yanık, oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden öğrendi. Şehit Erol Yanık'ın cenazesinin ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtiliyor. Evet, dört şehidimiz için de Şanlıurfa'da tören düzenlendi ve memleketlerine uğurlandılar. Milletimizin başı sağ olsun diyelim. Evet, şimdi İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Sayın Mustafa Cihan Paçacı açıklamalarda bulunuyor. Türkiye, aşırı borçla ödenemeyen krediler, yüksek miktarda açık veren bütçe, olmayan yatırım, gelmeyen yatırımcı ve kısıtlı kaynak içinde küçülen bir ekonomiyle ciddi bir darboğazın içindedir. Bu ekonomik yetersizlikler ortamında faiz, enflasyon, kur değişkenleri hem ile hem faiz düşsün, hem kur yerinde kalsın, hem de enflasyon düşsün isteği mümkün değildir, rasyonel değildir, hatta imkansızdır. Nitekim bu çarpık ve yanlış müdahaleci yaklaşım ile döviz kurları baskı altında tutulmasına rağmen halkımız tasarruflarını altında ve dolara yatırarak, altına ve dolara yatırarak değerlendirmeye çalışmaktadırlar. Bankalardaki döviz tevduat hesapları 195 milyar dolara ulaşmıştır. Yani toplam mevduatın %52'si yabancı para mevduatlarından oluşmaktadır. Bu tablo halkımızın Türk lirasına artık güvenemediğinin net bir göstergesidir. Değerli basın mensupları, 2019 yılında talimatla hareket eden TÜİK, enflasyon oranını %11.84 olarak açıklamıştır. Bir de dünyadaki diğer ülkelerle ilgili enflasyonlara bakalım. G7 ülkelerinde enflasyon %1.37. Euro bölgesinde enflasyon %1. Dünya ortalamasında ise %3.58'dir. Türkiye'de ise 11.84 olmuştur ve bunu Sayın Berat Albayrak başarılı olarak değerlendirmektedir. Halkımızın yaşadığı gerçek enflasyon ise TÜİK'in açıkladığı enflasyonun çok çok üzerindedir. AK Parti yetkilileri ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan sürekli faize karşıyım demekte, ancak denetimsiz kamu harcamaları ve lüks tüketim harcamaları ile bütçedeki açığı sürekli artırmaktadır. Faize karşı olan bir anlayışın yönettiği ekonomide bütçe açığı oluşmaması gerekir. Faize gerçekten karşı olunsaydı, her yıl bütçede %12 oranında faiz dışı fazla verilmesi gerekirdi. Ancak 2019 yılında bütçe açığı rekor kırarak 130 milyar liraya ulaşmıştır. Değerli basın mensupları, faize karşı olduğunu söyleyen AK Parti'nin tek başına ülkeyi yönettiği 2002-2019 döneminde kamu tarafından toplam 1 trilyon lira faiz ödemesi yapılmıştır. Bu sonuca göre ya faize karşı değilsiniz ya da bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Diğer taraftan isminde adalet olan Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde gelir adaletsizliği ise rekor kırmıştır. İktidara geldiklerinde 2002 yılında en zengin %10'luk kesimin
toplam ülke servetinden aldığı pay %67.7 iken AK Parti döneminde bu oran %81.2'ye çıkmıştır. Diğer bir deyimle 8 milyon kişinin toplam serveti geri kalan 76 milyon kişinin toplam servetinin 4 katını geçmiştir. İşte AK Parti'nin ekonomideki adaletli paylaşımı budur. Esnaf ve sanayici bankalara olan kredi borcunu ödeyememektedir. 2019 yılında takipteki alacak miktarı 147 milyar liraya çıkmıştır. Bu rakamın yüzdürülmeye çalışılan ancak sorunlu kredilerin toplamının 400 milyar lira olduğu ifade edilmektedir. Bu rakam banka bilançolarını ciddi biçimde olumsuz etkileyecek ve sermaye artırımını gerektirecek bir rakamdır. Ülkemizde işsizlik tam anlamıyla toplumsal bir facia noktasına gelmiştir. Toplumsal facia olarak görülen işsizliğe bir de Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sesinden bir dinleyelim. El ele, omuz omuza vererek 2019 yılında malumunuz geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımızın da katıldığı şura vesilesiyle ifade edildiği gibi TOK Başkanımızın da olduğu programda bu yıl 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Bugün Türkiye'nin istihdam alanında bir devrimi yaşadığı günlerden bugün yaşıyoruz. Ve bugün Türkiye'ye karşı oynanan oyunlara ekonomide çizilmek istenen evet. Dayanışmanın, bir olmanın, bir... Sayın damat Berat Albayrak, 25 Şubat 2019 tarihinde 2019 tarihi itibariyle bir yıl içerisinde 2,5 milyon yeni istihdam yaratacağını ifade etmiştir. Alice harikalar diyarında. Bir de gerçeğe bakalım. Bırakın 2,5 milyon kişiye iş bulmayı, 2018'e göre 2019'da işsiz sayısı 1 milyon 276 bin kişi artmıştır. Dar kapsamlı işsizlik sayısı 4 milyon 566 bin kişi olmuş. Geniş kapsamlı işsizlik sayısı, yani iş aramayı artık bırakanlar da dahil, işsiz sayısı 8 milyona ulaşmıştır. Ortalama her ay 70 bin kişi işini kaybetmektedir. Özellikle gençlerimizde işsizlik oranı adeta patlama yapmıştır. Ve 2019'da gençlerimiz içerisindeki işsizlik oranı %27.4'ü bulmuştur. Üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyon 250 bine ulaşmış. Diğer bir deyimle üniversite mezunu gençlerimizin yarısı işsizdir ve gelecek umudu da kalmamıştır. Bugün çiftçilerimiz tarlasını ekememektedir. Besicilerimiz iflas noktasına gelmiştir. Memurumuz, emeklimiz açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edilmiştir. Devlet tahsil ettiği vergi ve harçlara %22.58 zam yaparken emekli ve memur maaşlarına %5.5 zam yapılması vicdanları yaralayan bir tutumdur. 2019 yılında 119 bin esnaf kepek kapatmıştır. İcralardaki dosya sayısı 21 milyona ulaşmıştır. Bilindiği üzere elektriğe son 2 yılda %72, doğalgaza ise %60 zam yapılmıştır. Bu zamlardan sonra vatandaş elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemez hale gelmiştir. Son 2 yılda faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen abone sayısı 15 milyondur.
Doğalgazı kesilen abone sayısı ise 6 milyon 850 bin kişiyi bulmuştur. Ödenemeyen borçlar, aşırı işsizlik, artan fakirlik ve açlık toplumda psikolojik travmaya sebep olmakta ve maalesef umutsuzluk, intihar vakalarının artışına ve toplumsal çöküşe sebep olmaktadır. Bu tablo sarayın halktan kopuşunun bariz bir göstergesidir. 2019'da yaşanan bu olumsuzluklar maalesef bu ucube tek adam sistemiyle ve ekonomideki çarpık anlayışla 2020 yılında da devam edeceği görülmektedir. Ekonomide 2020 yılına taşınan temel problemler özet olarak şunlardır. 1. Şirketlerin bilançolarında yaşanan bozulma, ödenemeyen krediler ve vergi borçları. Bankaların bilançolarında gizli tutulan olumsuzluklar ve yüzdürülmeye çalışılan sorunlu krediler. Tarımda ve sanayide üretim artışının ve teknolojik dönüşümün başlamamış olması ve halen inşaat projeleri yani rant ekonomisi yaratma hevesinin devam etmesi. 454 milyar dolar kamu ve özel dış borç stokunun varlığı. 2019'da bir defalık 80 milyar lira gelire rağmen 130 milyar lira bütçenin açık vermesi ve 2020 yılında bütçe için en küçük bir iyileşme çabasının bulunmaması. Varlık fonu adı altında ikinci bir örtülü ödeneğin oluşturulmuş olması ve kamuya ait kurumların bütçe ve denetim dışına çıkarılmış bulunması. Amerika Birleşik Devletleri tarafından S-400 ve Halkbank yaptırımları ile ülke yöneticilerine varlık soruşturmaları yoluyla yükselen ekonomik risk. Suriyeli geçici sığınmacılara harcanan 50 milyar doların üzerindeki kaynak ve gelmesi muhtemel olan yeni sığınmacıların ekonomide yaratacağı ek maliyet. Halen inşaat ile büyümeyi ekonomik kalkınma zanneden ve kalkınma kavramından haberi olmayan ekonomi yönetimi. Kötüleşen makroekonomik verilerin iyileşmemesi ve ekonomik veri açıklayan TÜİK ile diğer ekonomi kurumlarına karşı olan güvensizlik. Kamu özel işbirliği projelerinin bütçeye her yıl giderek artan oranda olan mali yükü, bu projelerin tamamının finansal hesaplarının hatalı olduğunun anlaşılması ama gizlilik kararından dolayı proje şartnamelerinin ve hesaplama yönteminin bilinmiyor olması, diğer bir deyimle köy projelerinin bütçe için adeta bir borç bataklığı haline gelme riski. 2020 yılına taşınan bu ekonomik riskleri çözecek bir ekonomi yönetimi de maalesef yoktur. Ekonomiyi talimatla dizayn etmeye çalışan damat kayınpeder ikilisinin sağlıklı ve gerçekçi bir ekonomi yönetim anlayışı olmadığı gibi risk yönetim algılaması da maalesef yoktur. İyi Parti olarak öncelikle ekonomimizi krizden çıkaracak ve sonrasında güçlendirecek programımız ve projelerimiz hazırdır. Devleti yönetenler muhalefetin önerilerini dikkate almamaktadırlar. Ancak biz İyi Parti olarak yine de hükümete ekonomiyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanı ve damat Berat Albayrak'a bazı tavsiyelerde bulunacağız. Sadece büyüme yaratan ancak kalkınma yaratmayan projelerden ve iş anlayışından vazgeçin. Sadece rant yaratan konut ve inşaat sektörü yerine ihracata yönelik tarım ve sanayi üretimini destekleyin. Varlık fonunu derhal kapatın. Bünyesindeki kurumları bütçeye dahil edip
kamu denetimine açık hale getirin. Köy projeleri, yani kamu özel işbirliği projelerini durdurun ve tüm projeler için finansal hesaplamalarını yeniden yapıp müzakere yolu ile tüm projelerinin finansal hesap iyileştirmelerini gerçekleştirin. Kanal İstanbul gibi rant yaratacak ve rantı da yurt dışına transfer edecek hayali projelerden vazgeçin. Önceliğiniz açlık sınırında yaşamaya mahkum olan halkımızın refah düzeyini artıracak ve istihdam yaratacak üretim modeline geçmek olmalıdır. Ekonomimizde kara deliğe dönüşen Suriyeli geçici sığınmacıların yurtlarına dönmeleri için gereken müzakereleri başlatın. Dünyada sermayenin yerini artık bilgi almıştır. Artık parası olan değil, bilgisi olan başarıya ulaşmaktadır. Klasik ekonomik sektörler artık yavaş yavaş yerini katma değer artışı yaratacak şekilde belirlenen stratejik sektörlere bırakacaktır. Dünyadaki bu değişim ülkemizde mevcut sektörleri yok etmeden zamana yayılmış bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Ülkelerin gelecek 10 ile 20 yıldaki sorunu endüstrileşme değil, bilgi ve teknolojiler yaratan sektörlere sahip olup olmayacağıdır. Derhal bilgi ve teknoloji yaratan sektörler ve Ar-Ge yatırımlarını teşvik ediniz. Her vatandaşın global pazar ve piyasalara erişimi sağlanmalıdır. Bu kapsamda devlet her kişi için internet erişimi, laptop ve PC sağlanması da dahil her türlü uluslararası erişim hizmeti ve aracını ücretsiz olarak sağlamayı hedefleyen bir programı uygulamalıdır. Tahmin etmiyoruz ama temenni ederiz ki bu tavsiyelerimiz dikkate alınıp uygulama için gereken çaba gösterilir. Halkımız, özellikle gençlerimiz umutsuzluğa kapılmamalıdır. İyi Parti, başta ekonomi olmak üzere ülkemizin tüm problemlerini çözecek kadrolara sahip ve projeleri de hazır bir partidir. Herkes emin olmalıdır ki milletimiz bize ülke yönetimini emanet ettiği gün karanlıklar aydınlığa dönüşecektir. Teşekkür ederim. Soru yok herhalde. Teşekkür ederim. Evet, İYİ Parti'den Mustafa Cihan Paçacı açıklamalarda bulundu. Ekonomiden sorumlu kendisi ve son dönemdeki ekonomik gidişatı değerlendirdi. Aslında hem iktidarı eleştirdi hem de ayrıca Bakan Albayrak'ı eleştirdi. O politikaları eleştirdi ve tavsiyelerim var Sayın Albayrak diyerek tavsiyelerini de sıraladı. Devam edelim. ABD ve İran arasındaki gerilimi ekranlarınıza sık sık taşıyoruz. İşte o gerilim için aslında Türkiye nasıl bir tavır sergileyecek demiştik. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gideceğini belirtmişti ve bugün Irak'a gitti. ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması girişimleri çerçevesinde Irak'ta Çavuşoğlu ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi. Önceki gün Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmıştı. O açıklamada bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020'de Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir denilmişti. Ve Irak ziyaretinde gerçekleştirdi Bakan Çavuşoğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD-İran kriziyle ilgili ne diyeceği merak konusuydu. Haberimizde özetledik neler söylediklerini izleyelim.
savaş tamtanlarının çaldığı bu kritik süreçte de diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. İki lider ABD-İran arasında tırmanan gerilimin gölgesinde kameraların karşısına geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-İran krizine pek değinmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan endişesini net sözlerle ifade etti. Çatışmalar sebebiyle zaten bitap düştü. Farklı güçler arasında sürdürülen vekalet savaşlarının bedelini maalesef Irak'tan Suriye'ye kadar milyonlarca masum kardeşimiz ödedi. İslam medeniyetinin kadim şehirleri birer enkaza dönüştü. Bu tablodan da en fazla bölgeyle ilgili hesabı olan dış güçler faydalandı. Coğrafyamızda artık yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmamıştır. Hiç kimsenin sadece kendi çıkarları uğruna Irak başta olmak üzere tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD-İran kriziyle ilgili ne diyeceği merak konusuydu. Yaklaşık 2 saat süren zirve sonrası iki lider, Türk Akım açılış töreninde kameraların karşısına geçti. Liderlerin ajandasındaki en önemli gündem maddelerinden biri de kuşkusuz Libya'ydı. Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz, asla da olmadık. Doğu Akdeniz'de süren hidrokarbon arama faaliyetlerimizin tek amacı ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaktır. Doğu Akdeniz'de ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata geçme şansı yoktur. Erdoğan Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere seslendi. Gelin tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış Akdeniz'i çatışma değil, işbirliği sahasına dönüştürelim. Muhataplarımızdan beklentimiz, Türkiye'nin uzattığı bu samimi işbirliği elini geri çevirmemelidir. Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz geriliminden sonra sözü başka bir gerilim noktasına getirdi. İran-ABD krizine. Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Irak zaten sıkıntılı olan istikrarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Son bir haftadır bölgedeki ülkelerle telefon trafiği içinde olduğunu belirten Erdoğan, diplomasi trafiğinin devam edeceğini söyledi. Tüm taraflarla konuşabilen bir ülke olarak diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir şekilde devam ettireceğiz. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz. Putin ve Erdoğan Türk Akım açılışından sonra tekrar bir araya geldi. İkinci görüşme yarım saat sürdü. İran başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı elçiliklerin bulunduğu yüksek güvenlikli yeşil bölgeye 3 Katyuşa füzesi atıldı. Füze saldırısı sırasında yeşil bölgeden siren sesleri duyuldu. Irak askeri birimleri ilk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığını bildirdi. Atılan 3 füzeden en az birinin ABD Büyükelçiliği'nin 100 metre yakınına düştüğü belirtildi. İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump hemen kameraların karşısına geçti ve Trump dün geceki saldırılarda ABD zayiat vermemiştir. Erken uyarı sistemimiz sayesinde hiçbir ABD askeri hayatını kaybetmedi dedi. Trump İran'a yeni yaptırımlar getirileceklerini de söyledi ve konuşmaya açık olduklarını da belirtti. İran'a seslendi. ABD barış isteyen herkesle kucaklaşmaya hazır dedi. As long as I'm president of the United States,
İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüyle Erbil üslerine yönelik füze saldırıları üzerine Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, sözlerine "Ben ABD Başkanı olduğum sürece İran'ın nükleer silah elde etmesine asla müsaade edilmeyecek" ifadeleriyle başladı. As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear. Trump, İran'ın devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine karşılık, Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere düzenlediği saldırıya ilişkin, "Amerikan halkı müteşekkir ve mutlu olsun. Herhangi bir Amerikan askeri dünkü İran rejiminin saldırısında ölmedi. Herhangi bir zayiatımız yok. Askerlerimiz iyi durumda. Sadece askeri üslerimizde küçük hasarlar var" diye konuştu. No Americans were harmed in last night's attack. Amerikan kuvvetlerinin tüm tedbirleri aldığını anlatan Trump, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey" değerlendirmesi yaptı. Trump, İran'ın saldırganlığına karşılık vermek üzere seçeneklerimizi değerlendirirken, "Derhal İran rejimine yönelik cezalandırıcı ekonomik yaptırımlar getireceğiz. Bu ağır yaptırımlar İran davranışlarını değiştirene kadar yürürlükte kalacak" ifadesini kullandı. I salute the incredible skill and courage of America's men and women in uniform. İran'a karşı dünyanın bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Bugün NATO'ya Orta Doğu'daki süreçlere daha çok müdahil olmasını talep edeceğim" dedi. Stabilizing behavior in the Middle East and beyond. ABD Başkanı Trump sözlerinin sonunda İran'a şu çağrıda bulundu. İran halkına ve İran liderlerine, "Sizin iyi bir geleceğinizin, hak ettiğiniz ve dünyadaki uluslarla uyumlu bir geleceğinizin olmasını istiyoruz. ABD barış isteyen herkesle barışı kucaklamaya hazır." And a great future, one that you deserve. One of prosperity at home and harmony with the nations of the world. İran devrim muhafızları ordusu ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurmuştu. Pentagon'dan yapılan açıklamada el-Esad ve Erbil üslerine 13'ten fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiği belirtilmişti. İran'ın ABD'nin iki askeri üssüne 15 füze attığı açıklandı. İran Devlet Televizyonu saldırı sonrası 80'den fazla ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD ve Irak'sa saldırıda can kaybı yaşanmadığını ileri sürdü. Evet, Washington-Tahran hattı İranlı General Kasım Süleymani'nin ölümüyle daha da alevlendi. İran'dan misilleme geldi. Ancak iki ülkenin gerginliği uzun yıllara yayılmış durumda. İki ülkenin karşılık tehdit ve misillemeleri de bazı sembolik günleri ve ölümleri işaret ediyor. ABD İran hattındaki gerilimde bazı semboller dikkat çekti. ABD İranlı General Süleymani Irak topraklarında öldürdüğü karşılıklı tehditler başladı. ABD Başkanı Trump, Süleymani'nin öldürülmesine yanıt verilmesi halinde İran çıkarlarına yönelik 52 hedef belirlediklerini söyledi. Bu sayı 1979'da Tahran'da rehin alınan 52 Amerikalıyı temsil ediyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise 290 sayısını da hatırlasınlar dedi. O da sembolik bir rakamdı. ABD 3 Temmuz 1988'de İran'dan Dubai'ye gitmekte olan bir İran uçağını füzeyle vurmuş, 290 kişi yaşamını yitirmişti. ABD geçtiğimiz günlerde Utah'ta yaptığı planlı hava tatbikatında pistte 52 adet F-35 A tipi savaş uçağıyla fil yürüyüşü diye adlandırılan toplu geçit yaparak güç gösterisinde bulundu. ABD'nin 52 rakamını öne çıkarması yine manidar bulundu. Süleymani Bağdat'ta saat 01:20'de İHA saldırısıyla öldürülmüştü. İran'ın ABD üslerine yönelik misillemesi de yerel saatte 01:20'de gerçekleşti. İran'ın hedef aldığı üslerden biri Irak'taki Ayn el-Esad üssü. Trump 2018'de bu üssü ziyaret etmişti. Irak parlamentosu geçtiğimiz günlerde ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması yönünde karar alındığında Trump, "Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız" demişti. First of all, at ease, let's have a good time.
İran'ın vurduğu noktaların uydu görüntüleri de ortaya çıktı. İran'ın ateşlediği 22 füzeden çok azının hedefe vurduğu gözler önüne serildi. Pentagon'dan bir yetkili ise İran'ın popülasyonunun az olduğu bölgelere füze attığını, amacının kimseyi öldürmeden mesaj vermek olduğunu söyledi. Trump da saldırıda hiçbir Amerikalı'nın zarar görmediğini, erken uyarı sisteminin gayet iyi çalıştığını söyledi. Oysa İran Devlet Televizyonu 80 ABD'linin öldüğünü açıklamıştı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin dün bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada 12 Ocak'ta Libya'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuldu. Ancak Erdoğan geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümet Libya'da ateşkes çağrısı yapmalı açıklamasına sert tepki göstermişti. Meşru hükümetle darbeci arasında arabulucu olunur mu? Hükümete çağrıda bulunuyorum. Libya'ya Birleşmiş Milletler barış gücü gönderilmesi sağlanmalıdır. Bir hafta önce katıldığı canlı yayında böyle demişti Erdoğan. Ancak Putin'le yapılan görüşmenin ardından Libya'ya ateşkes çağrısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sonrası iki lider adına ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Libya'da taraflara ateşkes çağrısı yapıldı. Ateşkes çağrısı Erdoğan'ın bir hafta önce katıldığı canlı yayındaki sözlerini akıllara getirdi. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hükümete çağrıda bulunup Libya'da iç savaşı bitirmek için adım atması çağrısına böyle yanıt vermişti. İnanın uluslararası hukuku bu adam bilmiyor. Ya bir tarafta darbeci var, bir tarafta meşru hükümet var. Meşru hükümetle darbeci arasında arabulucu olunur mu? Ha, her iki taraf meşru olur. Orada kalkarsın, arabulucu olmanın yollarını ararsın. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun çağrısı için bu yanıtı verirken Putin'in ziyareti sonrası ise tam tersi bir tavır takındı. Erdoğan ve Rus lider Putin 12 Ocak'ta Libya'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulundu. Erdoğan'ın bu dönüşü CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın da gündemindeydi. Erdoğan'ın bu sorumsuzlukları ve tutarsızlıkları ateşin sönmesine hizmet eden bir Türkiye görüntüsü değil, ateşin harlanmasına hizmet eden bir Türkiye görüntüsü veriyor. Ama Erdoğan Suriye'de yapılan hataların tamamını hiç ders almamışçasına Libya'da tekrar etmek istiyor. Siyaset bu illetten temizlenmeli. Evet, MHP lideri Devlet Bahçeli bir kez daha FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasını istedi. Bahçeli, siyasetteki FETÖ kalıntılarının temizlenerek Türkiye'nin önünün tam olarak aydınlanması önümüzdeki süreçte en önemli beklentimizdir dedi. Zafer de süreklilik kazanan. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Gün Gazetesi'ne konuşan Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağıyla mücadelenin önemine dikkat çekti. Devleti bu çeteden arındırırken, siyaset kurumunun da bu illetten temizlemesi elzemdir diyen Bahçeli, şöyle devam etti. Zira siyaset ayağındaki mücadele zaafı, devlete sızma girişimlerine fırsat tanımaktadır. Siyasetteki FETÖ kalıntılarının temizlenerek Türkiye'nin önünün tam olarak aydınlanması önümüzdeki süreçte en önemli beklentimizdir. MHP lideri FETÖ'nün TSK, yargı, emniyet, basın, üniversiteler ve siyasi partilere hakimiyet kurmaya çalıştığını söyledi. Başarı için FETÖ'nün tüm alanlardan temizlenmesi gerektiğini vurguladı. FETÖ temizlendikçe TSK, emniyette jandarmanın etkinliği artmış, üst üste önemli sınır ötesi harekatlar yapılmış, sınırlarımızın içinde ve dışında terörle mücadelede destan yazılmaya başlanmıştır. Yapılan mücadelenin kesin başarıya ulaşması için bu 8 ayağın tamamına ilişkin etkili mücadelenin ortaya konulması kaçınılmazdır. Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Melek İpek 7 yıl 6 ay, Cafer Tekin İpek
79 yıl 8 ay 21 gün hapis cezasına mahkum oldu. Firari olduğu için Akın İpek'in dosyası ise ayrıldı. Koza İpek Holding davasında karar çıktı. Davada FETÖ PDY çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek'le annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanık yargılandı. Terör örgütüne üye olmak, vergi usul kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanmak suçlarından yargılanan tutuklu sanıklardan Cafer Tekin İpek'e toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası, Melek İpek'e 7 yıl 6 ay hapis ve 104 bin lira adli para cezası verildi. Diğer sanıklara ise 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi. Yargılaması tamamlanan sanıkların şirketlerdeki hisselerinin müsaadere yoluyla hazineye devredilmesine hükmedildi. Mahkeme ayrıca aralarında Akın İpek'in de olduğu firari sanıkların dosyalarının ayrılması ve şirketlerde bulunan hisselerindeki kayyum kararının devamını kararlaştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul meselesi bizim için asla siyasi değil, hayati bir meseledir dedi. Dün akşam Habertürk yayınındaydı kendisi. Kanal İstanbul'a neden karşı çıktığını o yayında anlattı. Karşısında olan gazetecilerin sorduğu sorular ve İmamoğlu'nun cevapları geceye damga vurdu. Kanal İstanbul meselesi bizim için asla siyasi bir mesele de değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk'te bir televizyon programının konuydu. Konu Kanal İstanbul üzerinde yoğunlaştı. En son noktasına kadar tüm hukuki mücadelemizi vereceğimizi ve buna halkın da yoğun bir şekilde eşlik edeceğini söylüyoruz. Ekrem İmamoğlu ve Nagihan Alçı arasında geçen diyaloglar dikkat çekiciydi. Şu üzerinden de soru sormak istedi Alçı. Ekrem İmamoğlu ise bilginin kaynağını sordu. Deniz Zeyrek ise projenin bir emlak projesi olduğunu belirtti. Ekrem İmamoğlu'na buna mı karşısınız diye sordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AKP grubunun önümüzdeki hafta yeni torba yasayı sunması bekleniyor. O torba yasa, değerli konut vergisinin yeniden düzenlenmesi, güvenlik soruşturması ve kaçak yapıların satış ve kiralanmasının engellenmesi gibi düzenlemeleri içeriyor. AKP grubu değerli konut vergisini önümüzdeki hafta meclise sunacak. Yeni torba yasa teklifinde asgari ücret desteği ve değerli konut vergisinin ertelenmesi gibi birçok başlık yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi değerli konut vergisinin bir yıl uzatılması için. Yeni bir çalışma yapılması için de harekete geçildi. Değerli konut vergisi değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan konutlara getirilmişti. Meclise sunulacak yeni torba yasa teklifiyle değeri 5 milyonla 7.5 milyon lira arasındaki konutlar 1000'de 3, 7.5 milyon lirayla 10 milyon lira arasında olan konutlardan 1000'de 6, 10 milyon lirayı aşanlardan da 1000'de 10 vergi alınacak. Kaçak yapılarla mücadele için söz konusu binaların satışının ve kiralanmasının engellenmesine yönelik bir düzenlemeye gidilmesi de bekleniyor. Deprem bölgeleri başta olmak üzere yüksek yapılaşmanın önüne geçilmesine yönelik yeni düzenlemeler de teklifin içinde yer alacak. Net 2324 lira olarak açıklanan asgari ücrete destek olarak da 75 lira verilmesi kararlaştırılmıştı. AKP asgari ücret desteğine ilişkin yapılacak olan düzenlemeyi de meclise sunacak. FETÖ soruşturması kapsamında tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilen Dumankaya İnşaat'tan yapım aşamasındaki projelerden daire alan kişiler bir kez daha TMSF önünde toplandı ve eylem yaptı. Bir an önce evlerine kavuşmak isteyen mağdurlar seslerini duyurmaya çalıştı. Tüm birikimlerinin yok olduğunu söyledi. Biz burada dram yaşıyoruz. Ben ikiz bebeklerime hamile sokakta kaldım. Girecek, başımı sokacak bir yer bulamadım. Tek istedikleri ev sahibi olmaktı. Bütün birikimleri yok oldu. Emeğimizin karşılığı olan emekli ikramiyelerimizi birleştirerek, üzerine de banka kredisi alarak bu projeye girdik. İleride çocuklarımıza emeğimizi bırakmak istedik. Ama şu anda kızım kirada oturuyor. Daha hala evlerimiz ortada yok.
Dumankaya isimli şirket 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayyum atamasıyla tasarruf mevduatı sigorta fonunun yönetimine girdi. O şirketten ev alan konut mağdurları TMSF'nin önünde toplandı. Hiçbir şekilde Dumankaya ile FETÖ'nün ilişkisini bilmiyorduk. Dumankaya firmasının yönetime el konduğunda arkamızda devletimizin olduğunu ve bizi asla mağdur etmeyeceğini düşünerek hiç endişe etmedik. Mağdurların arasında 2014 yılında evlerini alanlar vardı. Biz 2014'ün Aralık ayında girdik. Yani 15 Temmuz'dan 2,5 yıl önce yaptık. Tabii 2,5 yıl önce biz girdik. Ancak mağduriyetleri giderilmedi. Mağdurlar evlerine kavuşamadı. Üstelik aralarında halen o evlerin borçlarını ödeyenler de var. Toplam 400 bin liralık almıştım evi. 100 bin lirasını nakit ödedim peşinat. 300 bin lirası da banka kredisi ödemeye devam ediyorum. Grubun yanında Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu da bulundu. Ağoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Tüketici kanununa göre en geç 3 yıl zarfında bitirilmesi gereken evleri 5 yıl oldu bitirilmedi. Bitirilme noktasında olanlar da durduruldu. Yazık değil mi bu inşaatlar çürüyor? İşte bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Devlet adına atanan kayyumlar ya görevlerini yapsınlar ya da çağırsınlar eski müteahhit işine devam etsin, tamamlasın, mağdurların evlerini teslim etsin. Konut mağdurları eylemin ardından TMSF binasının önünden ayrıldı. Evet, devam edelim şimdi. Arkaya bir tweet gelecek. Sayın Öztürk'ün attığı bir tweet bu sevgili izleyenler. Orada bir grafik görüyoruz ve yazısını hemen seslendirelim. Öztürk diyor ki saray iktidarı 2019'da hazinenin kasasını boşalttı. 2019'da rekor nakit açığı çevrildi. Ve Merkez Bankası'nın 41 milyar TL'sine el koyan saray 2019'u olağanüstü borçlanmayla kapattı. Saray iktidarında hazine nakit açığı %86 artarak 2019'da 130,5 milyar TL oldu diyor Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç. O grafiği ve 2019 tablosunu bu şekilde paylaşmış oldu. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Devam edelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Türkiye'deydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili bir görüşme gerçekleştirdiler. Gelmesinin sebebi ise Türk Akım projesiydi ve Türk Akım doğalgaz boru hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in katılımıyla gerçekleşti. Yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacaktır. Bu geniş çaplı projenin Karadeniz'den geçen bu boru hattının başarılı bir biçimde hayata geçirilmiş olması, Rusya ile Türkiye arasındaki stratejik partnerliğin mühim ve elle tutulur sonuçlar vermekte olduğunun gözle görülür bir kanıtıdır. O proje hayata geçti. Vanalar açıldı. Türk Akım projesi resmen faaliyette. Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan Türk Akım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Ruskaya kompresör istasyonu ve Türkiye Kıyıköy alım terminali de tamamlandı. Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek Türk Akım boru hattı 31 Aralık 2019 itibariyle gaz akışına hazır hale getirildi. Türk Akım isminin sahibi de hak sahibi değerli dostum Sayın Putin'dir. Projeye ismi veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akım'ın katkılarını anlattı. Türk Akım modern teknolojileri barındıran bir proje. Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi sadece Rus ve Türk ekonomisine değil, Avrupa ekonomisine de katkı sağlayacak. Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan Türk Akım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek. Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Böylece 15 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacını da karşılamış olacağız.
Konuşmaların ardından Anapa ve Kıyıköy'e bağlantılar gerçekleştirildi. İki lider sahnedeki sembolik vanayı birlikte açtı. Böylece Türk Akım da faaliyete geçmiş oldu. Evet, şimdi güzel bir haberle aslında devam edeceğiz. Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Şişli Mahallesi İlkokulu'nda öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için sokakta bulunan yavru köpeği beslemeye başladılar. Ve öğrenciler Ulvi ismini verdikleri köpeği ders aralarında dizlerinde uyutuyor, besliyorlar onu. Ve keyifli anlar yaşandı. İşte o renkli görüntüler. Birlikte derse giriyorlar, oyun oynuyorlar, hem de çok eğleniyorlar. Eğiyoruz, gözümüzle bakıyoruz, onunla çok eğleniyoruz, onunla ders yapıyoruz, onunla yemek yiyoruz. Van'ın Bahçesaray ilçesinde bulunan Şişli Mahallesi İlkokulu idarecileri, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için 4 aylık sokak köpeğini beslemeye başladı. Öğrenciler köpeğin adını Ulvi koydu. Onun için özel bir kafeste yapıldı. Ulvi'ye özenle bakan öğrenciler boş zamanlarının büyük bölümünü onunla geçiriyor. Ulvi'yi sahip çıkıyoruz. Boş zamanlarımızda Ulvi'yle zaman geçiriyoruz. Ayrıca okulun maskotu haline gelen Ulvi'yi çok seviyorlar. Evet, bu haberle birlikte gün izini noktalıyoruz efendim. Yaklaşık 2 saat boyunca gelişmeleri aktardık sizlere. Biz gün izini noktalıyoruz ancak KRT ekranlarında gelişmeleri takip edebilirsiniz diyelim. Yarın saat 13'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.